Şimdi hakikati müşahede ederek öğrenen kişi hocam. Evet. Hakikati müşahede ederek. Şahit olarak öğrenen kişi. İman ederek değil, müşahede ederek. İmanın üstüne geçmiş. İkan halinde. Evet. Kaderin sırrını da öğrendi. Eşya hakkında ancak eşyayla hüküm verileceğini de bilir dedi. Evet. Bu mesele hocam, şimdi siz daha önceden de hani birkaç defa, yani defalarca kader sırrından bahsettiniz. Biz de şimdi burada kader sırrını öğrendiğimizi zannediyoruz kelam ilmi olarak. İşte ahadiyetten tayin ettiği aynı sabite. Böyle bir ilmi olarak biliyorum olduğumuzu düşünüyoruz. Kader sırrı bu mudur? Kader sırrını tam olarak bilme nedir hocam? Kader sırrı çok derin bir konu. Öyle basit bir konu değil. Kader sırrını bilmek kolay bir iş değil. İbn Arabi Hazretleri Fütühat'ta şunu ifade eder. Kader sırrı peygamberlere dahi peygamberliklerinin son döneminde açılmıştır der. Evvelinde değil, son döneminde. Yani peygambere bile peygamberliğinin son döneminde açılan bir sır. İnsanın bunu bilmesi tabii nasibi olanı, Allah-u Teala nasip olan insana bu kader sırrını açar, bildirir. Ama bu böyle hani kitapta okuyarak bilinecek bir durum değil. Mutlak müşahade ile bilinmesi gereken bir durum. Kitaptan kader sırrı ile alakalı bilgileri okur insan. Ha, kader buymuş. Kaderi öğrenirsin. Kader kelimesiyle kastedilen mana nedir? Bunu öğreniriz insan kitapla. Kader sırrı dediği olay, kaderin işleyişi. Onun nasıl açığa çıktığı. Kader denilen şey nasıl işlemekte ve açığa çıkmakta. Bunu bilmek Allah'ın nasip ettiği, müşahadesinde gösterdiği kul için söz konusudur. O kul müşahade ederek ancak bunu öğrenebilir. Kader sırrını bilebilir. Yoksa kelam olarak, laf olarak kader sırrı bilinmez. İnsanların çoğunun genelinin hep ilgi alanıdır kader. Hep böyle çözülmeye çalışılmıştır. Gizemli. Gizem, tabii gizem var ya. Bilinmeye çalışılmıştır. Ve en çok ayakların kaydığı bir alandır. Farklı farklı bu konuyla alakalı ifade edenler, hüküm çıkaranlar çok olmuştur. Olaya farklı yerlerden bakın. Hakkıyla isabet etmek zor bir iş. Eden tabii Allah nasip ettiyse kime, o kişi buna isabet eder. Kader sırrının ne olduğunu idrak eder. Kader sırrını idrak etmek ne getirir insana? Huzur getirir. Mutluluk getirir. Kaygılarından kurtulur. Neden? Çünkü Allah'ın takdir ettiği kaderin işleyeceğini... Benlikten kurtulur. Benlik zaten kalmaz. Kalkar orada. En önemli meselesi huzur getirmesi. Çünkü ikilikte zaten kavga olur. Neden bu böyle oldu? Olmaması gerekirdi. Bunlar hep ikilik anlayışıyla bakan da, benlik anlayışıyla bakan da olan şey. O hakikati, tevhidi idrak edip, kader sırrını idrak eden seyirde kalır. Olması gerekenin olduğunu görür. Onun için huzurlu olur. Bir şey neden olmuyor diye kendini yırtıp parçalamaz. Çünkü takdirin ne olduğunu, takdir edileni bildiği için yırtıp parçalamanın manasız olduğunu da bilir. Ha, bununla birlikte sebebe müracaat eder. Sebebe Allah emrettiği için müracaat eder. Allah emrettiği için müracaat eder. Yani sistemin işleyişinde bu da sistemin, mekanizmanın bir parçası olduğu için. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Sebeplere müracaat edin. Emre itaat etmek için müracaat eder. Evet. Bunun için müracaat eder. Ama o sebebe müracaat ettiğinden dolayı o öyle oldu demez. Allah öyle takdir ettiği için öyle olduğunu bilir. Allah sebebe müracaat etmesini emretmiş. Sebebi de vesile kılarak da o takdir ettiği şeyin açığa çıkmasının öyle olmasını murad etmiş ve o şey açığa çıkmış. Sebebe müracaat ettiği halde sonucun ne olduğunu biliyor. Tabii. Ama sebebe müracaat ederek de o sonucu görmesi evet. Gerektiğini de biliyor. Yani sebebe müracaat etmekte kurtulacağını zannetmiyor. Yok, zannetmiyor. Evet. Veya şöyle demiyor. Hani bir makalemizde paylaşmıştık işte. Şunu da demiyor. Ya madem Allah her şeyi takdir etmiş. Benim hiçbir şey yapmama hacet yok. Olmaz. Otururum oturduğum yerde, olacak olan zaten olacak. Bunu da demiyor. O kadercilik olur. Bu da bilgisiz, cahil bir insanın yaptığı bir amel oluyor. Tabii. Yani mazdemkin bir şey olacak, o zaman ben beklerim oturduğum yerden, olacak olan olsun. Hayır.
Bu da Allah'ı bilen bir kulun yapacağı bir amel değil. Dedi ki ne avam? Havas, hasül havasın itikatlarını saymıştık o makalemizde, değil mi? Ama avam sebebe müracaat eder. Olan şeyin de ben sebebe müracaat ettim, böyle oldu der. İtikadı böyledir. Bunu yapmasaydım bu olmazdı. Şunu yaptım ki bu oldu. Avamın görüşü budur. Hocam bir şey söyleyeceğim. Peki şimdi müşahede et kelimesini sarf ettiniz ya. O serpme olayını o mertebeye gelen kişiye gösterecekler mi? İşte görür tabii ki, müşahede ediyor. Yani onu görürse ancak devamını anlayabilir. Tabii ki. Değil mi? Onu idrak etmesi lazım. Evet. Müşahede etmesi o lazım. O zaman o anı gösterecekler. Tabii. İşte bu şimdi anlattığımızda avamı anlattık. Evet. Havas, yani biraz ilimlere edinmeye başlamış. O da havas biraz ilmi elde edilince şunu görüyor. Her şey Allah takdir ettiği şekilde oluyor. O zaman hiçbir şeyi ellemeye gerek yok. Allah ne yazdıysa o olacak. Bu havasın itikadı. Bu sebebe de müracaat etmez. Bu da nakıs. Kamil değil yani. Sebebe müracaat etmeme gerek yok der. Olacak olan zaten olacak. Bu anlayış, bu idrak Allah'ı hakkıyla bilenlerin idrakı değil. Hasül havas dediğimiz işte Allah'ı hakkıyla bilenlerin idraki. Bu kişi sebebe müracaat eder. Çünkü Allah sebebe müracaat et diye emrettiğinden eder. Emri yerine getirmek için eder. İtaat üzere. İtaat üzere. Sebebe müracaat eder. Sonuçta ne olduysa olanın da Allah'ın takdiri olduğunu da kabul eder. Ben sebebe müracaat ettim de böyle oldu. Etmeseydim olmazdı demez. Bu anlayışta değil. Allah böyle takdir etti, böyle olacaktı. Ama bunun böyle olması için benim de bu sebebe müracaat etmemi emretti der. Hocam burada yine bir algı iyi söylemem gerekiyor. Kader sırrını çözmek sanki geleceği görmek gibi. Yani ileride şu olacak ya da ben her şey işte gelecekte şu olacak değil meselesini çözmek gibi. Aslında gelecekle ilgisi yok değil mi hocam? Şimdi kader sırrının içerisinde gelecekle alakalı bir bilgi de gelebilir kişiye. Gelecekte olacak bir şeyle alakalı bilgi de gelebilir ama her gelecekte olacakla alakalı bilginin gelmesi kader sırrını çözmek anlamına gelmez. Çünkü geçmişte kahinler gelecekte olacak şeyleri kehanette bulunup söylüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya teşrifiyle, doğumuyla birlikte cinlere gök kapıları kapatıldı. Kahinlerin işi bitti. Ha, şu anda yine bir takım şeyleri, bunlar şimdi konu konuyu açıyor teferruatlı. Bir takım şeyleri haber eden, haber verenler var mı? İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki, yakın göğe, yakın göğün meleklerine Allah-u Teala 3 yıl içerisinde olacak olayların bilgisini verir. Bu yakın göğün meleklerine bu bilgi aktarılırken, artık sistemde nasıl bir sistem ise, aktarılırken cinlerin içerisinden kabiliyetli, ifrit denilen derecesi yüksek olanlar, o meleklere bilginin aktarılışında kulak hırsızlığı yapıp bazı bilgi kırıntılarını alabiliyorlar. O bilgi kırıntılarıyla günümüzde ne diyorlar onlara? Medyum ve benzeri isimler kullanan kişilere gelip cinler bu bilgileri verebilir. Veya kişi kendisi işte bana bildiriliyor. Gelecekte olacak bazı hadiseler deyip bir şeyler anlatabilir, izah edebilir. Bunların zaten çoğunluğu boş ve yalandır. Çünkü cinlerden gelen bilgiler, cinler yalancıdır. Cinler getirdiği bilgide yalan bilgi getirirler. Bu konuda uzmandırlar. Bu kahin diye ifade edilen ya da medyum diye ifade edilen kişilere getirdiği bilgilerin içerisinde varsayalım 10 tane bilgi getirdi. Bir tanesi doğru çıkabilir. O da işte o cinin kulak kapatması neticesi elde ettiği bilgiden kaynaklı. Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki 3 yıl içerisinde dünya üzerinde vuku bulacak hadiseler yakın göğün meleklerine, ilgili görevli meleklere verilirken kulak kabartıp bu bilgi çalabilirler. Bu bilgi çaldıkları bilgiyi de insanlara kullanabilirler. Bu manada işte bilmek mümkün olabilir. Bu bilgiye sahip olmak kader sırrını bilmek demek değil ki. Olacak olan bir hadiseden bir parça, bir kırıntının haberdar olmak yani. Kader sırrını bilmekten biz başka şey kastediyoruz. Ben de onu diyorum. Yani kader sırrını bilmek sanki yani bir algıya göre bütün olacakları hayır, görmek gibi. Değil. Burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin, Allah razı olsun, bahsettiği kader sırrını öğrenir, hakikati müşahede edenlerden
diyor. Yani müşahede evet. ederek öğreniyor. Tabii. Onu hani... Kader sırrını bu manada müşahede ederek bilen, sistemin işleyiş yöntemini bilen kişidir. Yoksa bireysel olarak şuna şimdi işte şu 2 sene sonra buna bu olacak, 3 ay sonra buna bu olacak. Bunu bilmek demek değil kader sırrını bilmek. Bütün varlıktaki sistem... Varlıktaki sistemin işleyişini bilmek. Allah'ın yani çözmek. Muradının işleyişini bilmek. Varlığın tamamını görmek gibi. Yani tabii yani Allah'ın alemdeki işleyişteki muradının ne olduğunu bilmek, kader sırrını bilmek. Sonrasını bilmek değil. Değil. Yani olacak bir olayı hemen sonrasını bilmek manasında değil. Elbette ki Ehlullah'tan olacak olayları kısmi olarak bildirdiği görenler de vardır. O ayrı bir konu. O buradaki söz konusu kader sırrı değil. Kader sırrı bizim buradan anladığımız sistemin nasıl işlediğini bilmek. Bunu bilen Sünnetullah kanunu diyebiliriz. Sünnetullah kanununun tamam. nasıl işlediğini. Tamam. Yani şu şöyle olunca şu da şöyle olur. O öyle olduğu zaman öteki de öyle olur. Bunlar şey gibi, çark gibi. Evet. Çarkın işleyişi gibi her bir çark diğer çarkı harekete geçirir. İç içe. Evet. İşte bunu bilmek yani. Kader sırrından kastımız. Yani neyle karşılaşırsa karşılaşsın yanmaz. Ahval etmez. Huzur dolu olur. Huzur içerisinde olur. Tabii. Huzur içerisinde olur. Oluşta açığa çıkan şeylerden böyle üzüntüye kapılarak ahvahlara düşmez. Takdirin cereyan ettiğini görür. Ha bununla birlikte oluşta açığa çıkan şeyler, toplumu ilgilendiren şeyler, şahsları ilgilendiren şeyler, o zaman yine Allah'ın emri cihetinden uygulanması gereken cezai müeyyideler nelerse onları da uygular. Hakim hakimliği de yapar. Şey yaptı. Tabii. Duygusal davranmaz. Duygusal tabii. Böyle bir rauf davranarak rahmet, merhamet göstererek cezayı uygulamaktan geri durmak da yapmaz. Onu da yapmaz. Cezayı da uygular. Adil davranır. Adil davranır. Aynen. Evet.